kendim yüzeliyim. Bundan 6-7 sene önce bir hayalle yüzeden çıktım, geldim. Eşimle beraber değişik firmalarda çalıştıktan sonra artık zamanının geldiğine inandık. 3 Kasım 2015'te işletmeyi kurduk. Şu an 64 kişi çalışıyoruz. Gerçekten çok zor bir sektör. Beraberinde birçok problemleri barındıran bir sektör. Yani başlık altında sıralamak gerekirse problemlerin en büyüğü istihdam. Çalışacak arkadaş bulamıyoruz. Bununla alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İkinci en büyük problem fiyat skalası. Sektörde bundan 7-8 sene önceki fiyatlar da dönüyor şu anda. Yani atıyorum 2008'de 5 liraya bitiyorsa inanın hala 5 liraya bitiyor. Ama 2008'de asgari ücret neydi? Şu anda ne? Bu araya bir bakmak lazım. Biz bununla alakalı geçen yıl birçok işletmeci arkadaşımla bir araya gelip bir dernek kurmak istedik. Derneği kurduk. Ama bir türlü organize olup da bir araya gelemedik, başaramadık. Bu sektördeki herkesin aynı sıkıntıları var. Fiyatlar çok yerlerde. Bir apartmanın altında 3 makinede çalıştığınızdaki ödediğiniz vergi limitiyle, bir limite şirket olup da 50 kişinin üzerine çıktığınızdaki ödediğiniz stopaj, vergi vesaire falan filan, bunlar da artıyor. Ve ben beraberinde aynı parayı kazanmıyorum. Bunları denetleyen bir mekanizma da yok. Ben bütün şartlarımı kurumsal ırk düzeyinde, iş kanunu, uluslararası çalışma örgütlerinin kanunlarına göre yürütmeye çalışıyorum. Bu da bana ekstradan bir fiyat maliyeti getiriyor. Ama dediğim gibi bir apartmanın altında 3 kişi, 5 kişi, sigorta yok, SSK yok, yemek yok, o yok, bu yok. Ben bununla çarpışmaya çalışıyorum. Bu birinci etken. İkinci etken son dönemde, özellikle son dönemde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki teşviklerle ilgili sıkıntılar var. İster istemez ben oradaki firmalarla fiyat rekabeti içerisinde giremiyorum. Çünkü 6. bölge teşvik uygulaması var. İşte SSK'nın %10'u, verginin tamamı muaf. Her 10 kişiden bir tanesinin maaşını devlet ödüyor. Benim bu işletmelerle fiyat olarak savaşma imkanım yok. Yani devlet İstanbul'daki bir işletmeciye ister burayı terk et, ister terk etme. Ama Anadolu'daki bir şehirle buradasın arasındaki fark bu. Burada kalmak istiyorsan savaşacaksın. Ve şu anda son bir sene içerisinde birçok büyük imalatçının Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde ciddi yatırımları var. İstihdam ve fiyat yüzünden. Bence bunun devletin politikası alakalı ve ben bu konuda devlete hak verebiliyorum. Neden? İstanbul şu anda haddinden fazla kalabalık. Çok büyük bir nüfus yoğunluğu var. Beraberinde hala Anadolu'da insanlar iş yok, güç yok diyerek aş için, ekmek için akın akın İstanbul'a geliyorlar. Evet. Devlet bir şekilde bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ama bence bunu daha iyi bir planlamayla, yavaş yavaş denetleyerek yapsa. Yani politik olarak doğru politik olduğunu düşünüyorum ama işleyişin yanlış olduğunu düşünüyorum. Benim de hayallerimden bir tanesi Anadolu'ya gitmek, kendi memleketimi Düzce'ye gitmek. Şu anki Türkiye'nin halihazırdaki konjonktürüne baktığımda İstanbul'da, Triko özelinde söylüyorum, diğer tekstiller için söylemiyorum ama İstanbul'da bu iş benim gözümde 5 sene sonra bitecek. Şimdi devlet diyor ki yerli marka, sen diyor Türkiye'nin dışında diyor X bir yerde mal üretip de bunu Türkiye'de satacaksan sana şu kadar ek vergi koyalım. Şimdi marka diyor ki ya Bangladeş buradan gemiyle 3 ayda mal gelecek. Ne geleceğini de bilmiyorum. Çöp mü gelecek, ne gelecek onu da bilmiyorum. %30 ek vergiyi de koydun üzerine. Türkiye'deki maliyetlerle bu kafa kafaya geldi. Burada yaptırıyorum. Burası çok güzel. Ama Zara dünya markası. Şimdi Zara 30 liraya kazak satarken Elsi bana 35 liraya kazak satsın. Satamıyor. Bu sefer ne oluyor? Arada imalatçıya gidiyor. Haksız rekabet. Haksız rekabet. İşte ben geçen sene başbakanla bununla alakalı, özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu yaşadığımız süreçle alakalı, ben kendi sektörümle alakalı, ya şu yurt dışı markalarına, kardeşim sen bu ülkede mal satmak istiyor musun? Satmayacağım. Bir,
yurt dışından buraya giren mala ben ek vergi koyarım. Bu olmuyor mu? Olmuyor. O zaman ya bu pazarı terk et, benim kendi markalarım bana yeter, gerçekten iyi markalarımız var. Yabancı markaya git kardeşim. Ya bu ülkede satış yapma. İlla Zara giymek isteyen şu anda artık sınır diye bir şey kalmadı. İnternetten, oradan, buradan, Avrupa'dan, arkadaşı, şusu gene giysin. Bunda benim sıkıntım yok. Ama sen madem Türkiye'de mal satmak istiyorsan kardeşim, bu malı Türkiye'de üreteceksin. Ben bu iktidarı, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nı buna da mutlaka el atacağını düşünüyorum. Triko'nun imalathanesindeyiz. Herkes çalışıyor gördüğünüz kadarıyla. Üçü paketteyiz. Burada günde kaç adet üçü paket yapılıyor desek? Yaklaşık 2500-3000 arası. Lazerlerle ölçüler alıyoruz. Ona göre ütülüyoruz. Evet. Tabii ki ürünün bir ölçü köyü var. Bu işçiyi çalışıp çalışmadığını denetlemek anlamında mı? Yok, bu ürünün ölçü kalitesi anlamında. O başka bir sistem. Onu da kalite kontrolde yürütmeye çalışıyoruz. Birkaç tane numune aldık. Şu an test aşamasında. Özellikle Triko'da mı bayanlar? Tabii. Değil mi? Tabii. Özellikle Remeus makine grubu dediğimiz grup. Bayanlar. Bayanlar üzerine. Antep kısmı daha bir erkek yoğunluklu Remeus ama onun dışında İstanbul ve bu bölgelerde ağırlıklı bayan. Ve bir memnuniyet söz konusu zannediyorum. Evet, çalışanlarla ilgili çok şükür sıkıntımız yok.